tanımı. Program türleri ve program geliştirme. Toplumsal ve kültürel yapıyla yakından ilişkili olan eğitim, birçok disiplinden etkilendiği gibi bu disiplinleri de etkileyen bir özelliğe sahiptir. Taşıdığı bu özellikler açısından eğitimin temel amaçları bireyin kendini gerçekleştirmesi, topluma yararlı olması, yani toplumsallaşmasını sağlamak olduğu söylenebilir. Eğitim programının tanımı Eğitim programını tanımlayan yerli ve yabancı araştırmacı ve düşünürlerin bir kısmı eğitimi öngörüsel olarak tanımlarken bir kısmı ise tanımlayıcı ve betimsel olarak tanımlamıştır. Öngörüsel tanımlar reçete gibi neyin olması gerektiğini ele alırken betimsel tanımlar ise yaşantılara, diğer bir deyişle geçmişe vurgu yapmaktadır. Program kavramı ile ilgili yapılan yorumlardan bazıları kısaca şöyledir. Siyasi bir araçtır. Toplum ve kültürünü yansıtır. Toplumsal etkinliklerin sonucudur. Yeniden düzenlenme sürecidir. Ne öğrenildiğidir? Okulda alınan tüm derslerdir. Öğretme ve öğrenmeyi aydınlığa kavuşturan yapıdır. Öğretmen ve öğrencilerin ellerinde hayat bulan yapıdır. Eğitimin kalbidir. Okulun varoluş sebebidir. Yapılan yorumların ortak noktalarına bakıldığında eğitim programını şöyle tanımlayabiliriz. Amaç, içerik, süreç, ölçme değerlendirme olmak üzere 4 birbiriyle sıkı ilişki üzerine kurulu yapı. Program türleri Resmi program Belirli bir kapsam ve düzen içerisinde olan resmi metinlerde açıkça belirtilen program türüdür. Uygulamadaki program Bu program türünde kararı veren öğretmendir. Resmi programın uygulanışında ortaya çıkan ve öğretmen tarafından uygulanan bir programdır. Test edilen program Sınavlarda ölçülen Öğretmenleri kapsayan program türüdür. Örtük program. Bu program resmi olmayan farklı hedeflerin kazanılmasını sağlayan program türüdür. İhmal edilen program. Sınav sistemi, veli-öğretmen beklentileri, okulun fiziki olanakları nedeniyle resmi programda yer almasına rağmen öğretilemeyen kavram ve becerilerdir. Ekstra program. Okul dışında yapılan her türlü etkinlik bu programın içinde yer alır geziler, halk oyunları, sinema gibi etkinlikler bu programa örnek verilebilir. Desteklenen program, ders kitabı, sınıf sayısı gibi programı destekleyen kaynakları içeren program türüdür. Önerilen program, bilim insanları ya da meslek kuruluşlarınca hazırlanan program türüdür. Karşıt program, bu program türü resmi programın hedeflerinin tam karşıt hedeflerini içeren program türüdür. Eğitim programı ile ilgili bir diğer sınıflandırma ise eğitim programı Öğretim programı ve ders programıdır. Eğitim programı Milli Eğitim Bakanlığı ve eğitim kurumlarında yer alan kurum içi ve kurum dışı tüm etkinlikleri kapsar. Öğretim programı eğitim programı içinde yer alan öğrenme ve öğretme etkinliklerini kapsar. Ders programı öğretim programı içerisinde yer alan derslerin içeriklerini kapsar. Program geliştirme süreci. Program geliştirme bir süreçtir ve bu sürecin çeşitli aşamaları vardır. Bu süreç içerisinde program geliştirme programı oluşturan felsefeyi, amaçları, hedefleri, öğrenme deneyimlerini, öğretim kaynaklarını ve değerlendirmeyi yansıtmaktadır. Süreç en genel biçimiyle planlama, tasarlama, deneme, değerlendirme, süreklilik aşamalarından oluşur. Bu süreci tek tek ele aldığımızda planlama süreci programa gerekli olan unsurları, biçimleri belirler. Süreci kuş bakışı bir görünüm sağlar. Süreç içerisinde kim hangi amaçla yer almalı karar verir? Tasarının hazırlanması. Programın tasarlanması sırasında çalışma neden yapılıyor? İstenen çıktılar neler? Süreç nasıl işleyecek? Amaçlara ulaşıldı mı? Sorularına cevap aranır. Tasarı programın öğelerini kapsar. Peki bu öğeler nelerdir? Amaçlar, içerik, öğrenme öğretme süreci, ölçme ve değerlendirmedir. Programın uygulanması. Programın uygulanması esnasında amaçların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini görmek için pilot uygulamanın yapılmasına ihtiyaç vardır. Uygulama esnasında değişime karşı ortaya çıkabilecek dirençleri öngörebilmek ve bu dirençleri ortadan kaldırmaya yönelik önlemler almak uygulama esnasında dikkat edilmesi gereken bir diğer noktadır. Programın değerlendirilmesi. Uygulama süreci incelenir. Elde edilen veriler değerlendirilir. Program geliştirilmeli mi? uygulamaya başlanmalı mı yoksa sonlandırılmalı mı karar verilir. Programın süreklilik kazandırılması Programın dinamik bir yapıya sahip olması ve sürekli geliştirilmesi gerekmektedir. Program değerlendirme Değerlendirmenin amacı ve işlevi Değerlendirme bir süreçtir. Karar verme sürecinde bir takım sorulara yanıt aranması gerekir. Ne değerlendirilecek? Niçin değerlendirilecek? Nasıl değerlendirilecek? Kim için değerlendirilecek? Nerede değerlendirilecek? Ne zaman değerlendirilecek? Program değerlendirme birçok araştırmacı tarafından irdelenmiştir. Örneğin, Ertürke göre program davranış değişikliği gerçekleştirmede başarılı olmalıdır. Varışa göre ise değerlendirme geliştirmenin önemli bir parçasıdır. Posner'a göre yapılan incelemeler sonucunda programın değeri belirlenmelidir. Olivaya göre ise bilimsel temelli bilgi toplama sürecidir sürecin başarısında üç önemli nokta olduğu savunur. Soru sormak, doğru soru sormak, doğru soruları doğru insanlara sormak. Melrus'a göre ise topluluğa uygunluğu belirleme sürecidir. Yapılan tanımlara göre değerlendirme, bireyin çağın gereklerine uygun yetiştirilip yetiştirilmediğine, istendik davranışlarının kazandırılıp kazandırılmadığına, eğer kazanmamışsa nedenlerini bulmaya, bu amaçla değerlendirilecek programla ilgili verilerin toplanarak bilimsel ölçülere göre yorumlanmasıdır. Bağlam: Bir olay veya durumun sosyal, kültürel, coğrafi, ekonomik, siyasal örüntüsü olarak tanımlanır. Eğitim programlarının bağlamı, programın amacı, içerik, eğitim durumları, ölçme değerlendirme boyutlarının esas aldığı felsefe, psikoloji, sosyoloji kuramları kapsamında belirlenir. Program değerlendirme süreci 3 aşamada ele alınmıştır. Planlama, uygulama, değerlendirme. Planlama sürecinde önce değerlendirmenin amacına karar verilmelidir. Değerlendirme neden yapılacak? Bulgular hangi amaçla kullanılacak? Bulgular kim tarafından kullanılacak? Maliyeti ne? Konuları netliğe kavuşur. İkinci önemli nokta ise değerlendirmeyi kim yürütecek? İç değerlendirmeciler mi, dış değerlendirmeciler mi? İç değerlendirmeciler programın içinde olan kişiler, dış değerlendirmeciler ise proje ile alakası olmayan kişilerden oluşur. Üçüncü aşama ise değerlendirme yaklaşımı ve modeline karar verilmesi. Dördüncü aşama ise soru ve ölçütlerin belirlenmesidir. Uygulama Program değerlendirmenin bilimsel anlayışa dayalı gerçekleşen evresidir. Uygulama aşamasında veriler toplanır ve raporlaştırılır. Değerlendirme Değerlendirmenin değerlendirmesi olan bu süreç meta değerlendirme olarak da adlandırılır. Değerlendirme sürecinde şu adımlara dikkat edilmelidir. Değerlendirilecek programdaki olguya odaklanma. Bu süreçte değerlendirmecinin neyi değerlendireceğine ve hangi tasarımı kullanacağına karar vermesi gerekir. Bilginin toplanması. Değerlendirmeci bu aşamada gerekli bilgi kaynaklarını tanımlamalı ve buna göre bilgiyi toplamalıdır. Bilginin organize edilmesi. Bu adım, hedef kitlenin bilgiyi yorumlamasını ve kullanmasını olanaklı kılacaktır. Bilginin analiz edilmesi, değerlendirmenin odağına uygun analiz tekniğini seçme ve uygulamayı içerir. Bilginin raporlaştırılması, elde edilen sonuçların bilimsel ölçütlere uygun bir biçimde bir rapor haline dönüştürülmesini içerir. Bilginin sürekli olarak gözden geçirilmesi. Bu aşama ise program değerlendirmenin sürekliliğini vurgulayan bir aşamadır. Program değerlendirme türleri. Değerlendirme biçimlerine göre formal değerlendirme, informal değerlendirme diye ikiye ayrılır. Formal değerlendirme uzmanlık gerektirir, yapılandırılmış değerlendirme türüdür ve sistematiktir. Informal değerlendirme ise sistematik değildir, özneldir. Değerlendirmenin amacına göre ise biçimlendirici değerlendirme sürecin başında problemleri giderme amaçlı yapılır. Toplam değerlendirme ise sürecin sonunda eğitim programının başarılı olup olmadığını ölçmek için yapılır. Program değerlendirme yaklaşımları. Hedefe dayalı değerlendirme. Hedeflerin belirlenmesi ve bu hedefler doğrultusunda gerçekleşen çıktıların değerlendirilmesidir. Hedef odaklı olmasının yarattığı bazı sıkıntılar söz konusudur. Ortaya çıkan farklı durumlar gözden kaçabilir. Program uygulandıktan sonra kullanılabilir. Yönetime dayalı öğrenme. Yöneticilere bilgi sunmaya odaklanan nitelik taşır. Güçlü yönü tasarım aşamasında tartışma fırsatı sunmasıdır. Sınırlı yönü ise yöneticinin kritik durumları gözden kaçırabilme tehlikesidir. Uzman odaklı değerlendirme. En eski ve en çok kullanılan değerlendirme türüdür. Uzmanların karar vermesine odaklıdır. Güçlü yönü birçok alanda uygulanabilmesi ve verimli olmasıdır. Tüketici, yararlanıcı odaklı değerlendirme. Ürün ve hizmetler hakkında bilgi toplamakla yükümlü birey ya da kuruluşlar tarafından desteklenen yaklaşımdır. Katılımcı odaklı değerlendirme. Katılımcı odaklı değerlendirme yaklaşımında paydaşlar değerlendirme sürecine katılır. Çoğulcu bir bakış açısı yansıtması nedeniyle çok yönlü değerlendirme yapılmış olur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.